Hepinize merhaba arkadaşlar. Hafta sonu piyasa analizime hoş geldiniz. Öncelikle kısa bir bilgi vereyim. Önümüzdeki hafta piyasalarımız sadece 1,5 gün açık olacak. Pazartesi günü tam gün, Salı günü ise saat 12.30'da piyasalar kapanmış olacak arkadaşlar. Aynı şekilde bankalar da kapanmış olacak. Borsadaki işlemlerinizi yine VIOP işlemlerinizi buna göre yapmanız gerekiyor. Saat 12.30'da Salı günü artık bayram tatiline piyasalarımızda resmen girmiş olacak arkadaşlar. Geçtiğimiz haftaya baktığımızda ise hem borsa tarafında hem dolar tl tarafında hem de dolar tl bazlı olarak gram altın tarafında sert yükselişlerin olduğu bir haftayı geride bıraktık. Zaten biliyorsunuz Nisan ayında yapmış olduğumuz analizlerde Haziran ayı için özellikle borsada yükselişlerin olacağını o Vio pastasını sizlere sürekli attım değil mi? Nisan ayındayken o Haziran vadenin kontratlarının işte long ağırlı büyük aracı kurumların önde olduğunun ilk 5 alıcının daha yoğun olduğunun ve bu yüzden Haziran ayında borsa tarafında ve aynı şekilde dolar tarafında yükseliş beklentimin olduğunu sizlere belirtmiştim. Bu beklentilerimiz gerçekleşti. Sadece Haziran ayında ons altın tarafında beklentilerimiz gerçekleşmedi. Ve sebebini de biliyorsunuz. Bir dedemiz var bir Amerika'da Powell dede. Son iki haftadır özellikle on savaş açtı. Yani adam sabah yüzünü yıkıyor, uyanıyor yüzünü yıkıyor. Hanımına bile günaydın demeden direkt daha fazla faiz arttırmalıyız cümlesi çıkıyor ağzından. Nereye gittiyse, hangi toplantıya katıldıysa hep aynı Şahin sözleri söyledi iki hafta boyunca. Ve çok gereksiz geldi bana bu. Yani faizler %5.25'e gelmiş. Enflasyon %4'e düşmüş. Normalde faiz ve enflasyon eşit olur yıllardır Amerika'da. Tamam, enflasyon işte %2 hedefleri var ama zaten böyle bayır aşağı inen bir enflasyon var. Enflasyonda ciddi düşüş var Amerika'da. Ama buna rağmen adam hala piyasayı böyle domine etmeye çalışıyor. İşte faiz artırmalıyız, daha fazla faiz artırmalıyız, daha daha fazla faiz artırmalıyız gibi söylemlerle 10 saltının tekniğini bozdu ve önemli bir destek olan 100 günlük hareketli ortalama kırıldı. Ve 200 günlüğe doğru gidiyor arkadaşlar. Ama oradaki beklentimiz de gerçekleşecek. Bakın bu kısa düzeltme bittikten sonra tekrardan 2000 doların üzerinde bir 10 saltın göreceğiz. Dolar TL'de zaten yükseliş devam ediyor ve devam edecek bir süre daha. Ve e, 2000 doların üzerinde bir 10 saltın ile 27 TL'nin üzerinde bir dolar TL'yi çarptığınızda o bizim gram altındaki o 1800 rakamımız çıkıyor arkadaşlar. Hatta onun da üzerinin görülme ihtimali var. Bu yüzden gram altınları yaklaşık bir aydır, iki aydır toplayın, düştükçe toplayın ama satmayın. Makaslar zaten satmanıza izin vermiyor diye uyarılarda bulunmuştuk. Ve uyarılarımız da haklı çıktı. Hala da diyorum hani varsa böyle düşüşlerde fırsatı olan hedefe kadar en azından ekleyebildiği kadar eklesin diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul ekranımıza bakacağız. Biz 100 grafiğimize bakacağız. 8 tane takip ettiğimiz hissenin Haziran ayındaki tüm işlemlerinin takas değişimlerini kontrol edeceğiz. Yani 1 Haziran'dan 23 Haziran'a kadar hangi aracı kurumlar, hangi hisseyi toplamışlar, hangi hisseleri satmışlar, bir patron satışı var mı hissede vesaire. Bakın 1 Haziran'da 23 Haziran yani Haziran ayındaki tüm işlemleri kontrol edeceğiz. O yüzden takas bölümünü dikkatli izleyin. Hangi hisselere yabancı girişi var bunu net olarak göreceksiniz arkadaşlar. Daha sonra dolar ve altın yorumum olacak videonun son bölümünde. Bu arada bunu da es geçmeyelim. Şu anda saatim cumartesi günü saat 16'yı gösteriyor. Ve Rusya'da bir takım karışıklıklar var. İç karışıklıklar var. E, paralı askerlerin bir lideri vardı Wagner biliyorsunuz e, baş kaldırdı o bir isyan girişiminde bulundu e, tabi detayları tam bilmiyorum haberlerden duyduğum kadarıyla yani bu iş büyür mü yoksa yarın el sıkışılır mı veya işte Wagner gider kendisi teslim olur veya Putin onu bir şekilde alır vesaire bunları bilmiyoruz e, benim böyle derin istihbaratlarda bir haber alacağım bir kişi de yok. O yüzden ben bu konudan bağımsız olarak bir borsa analizi yapacağım. Yine de kısa bir bilgi vereyim. Eğer ki bu olay büyürse, Rusya'da karışıklıklar artarsa, bir darbe girişimi olursa, o zaman bizi de üzebilirler, borsayı üzebilirler. Ons altında sert yukarı hareket eder. Yani piyasada bu tarz olaylar olabilir. Ama benim beklentim bu olayın çok fazla büyümeden. Ortadan kalkması yönünde arkadaşlar. Yani bildiğim kadarıyla tamam. Mı? Yani öyle çok fazla bilgiye hakim değilim. Çünkü çok taze bir olay gece saatlerinde oldu. Bu yüzden çok hakim değilim o konunun iç detaylarına. Ama beklentim çok fazla böyle dallanıp budaklanmasını beklemiyorum. Şöyle hemen borsa İstanbul ekranımıza dönüyoruz. Günlük grafikteyiz arkadaşlar. Bakın şurada bizim bir düşen trendimiz vardı ve bu trendi yukarı yönlü kırmıştık biz 5 Haziran tarihinde. Sonrasında yeni zirve görüldükten sonra gelen geri çekilme ve kar satışlarında biz artık bu düşen trendin alt bandını destek olarak kullandık arkadaşlar. Ve sonrasında tekrardan para politikası kurulunun da kararıyla biz buradan yukarı bir hareket meydana geldi. Bakın şurada bir boşluğumuz var arkadaşlar. Bu boşluğumuz bizim 5.434 seviyesinde. Eğer Cuma günü burayı kapatmış olsaydı biraz daha güzel olurdu. Çünkü bakın buradaki boşluğu bir önceki yükselişteki şu boşluğu geri gelerek kapatmıştı. Hani diyorum ya belki bu Rusya haberi biraz daha hafta sonunda böyle palazlanır kötü gelişmeler yaşanırsa pazartesi günü bizim de kırmızı açma ve hatta şuradaki gapı kapatma ihtimalimiz var arkadaşlar. Şimdi o konuyla ilgili çok fazla yorum yapamıyorum çünkü çok yeni bir olay ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Şuradaki saat sinyalini görmüyoruz aslında. Çünkü burada çok milimetrik bir yerde hatalı bir sinyal olarak geldiğini, Matrix'te bunun böyle olmadığını zaten o geçtiğimiz analizlerde belirtmiştik arkadaşlar. Şöyle 4 saatliğe bir bakalım. 4 saatlikte bizim al sinyalimiz geldi. Geri çekilmelerde Kaufman'ı takip edeceğiz arkadaşlar. 4387 burası. Pazartesi ve salı yarım gün olan seanstaki takip edeceğimiz destek seviyesi olacak. 5387 bu seviyenin altında 4 saatlik kapanışlar gelmemesi gerekiyor. Yukarıda ise direnç olarak pazartesi günü takip edeceğimiz seviye tabii ki de tüm zamanların rekoru olan 5730 seviyesi kısa vadede az önceki vermiş olduğum Rusya haberi nedeniyle böyle bir takım işte geri çekilmeler vesaireler olabilir. Tam da bayram tatili öncesinde böyle bir haberin gelmesi kötü oldu. Şöyle kötü oldu. Yani biz kapalıyken Rusya'da belki böyle daha şiddetli olaylar çıkarsa diye o riski almak istemeyen bir yatırımcı grubu çıkabilir pazartesi ve salı yarım günde. O yüzden kötü oldu ama biz pazartesi günü açılmadan yarın pazar günü bu iş artık bitmiştir. İşte artık Wagner tutuklanmıştır veya teslim olmuştur veya barışmışlardır, el sıkışmışlardır. Hani bu, bu olay kapanmıştır. O zaman biz pazartesi kaldığımız yerden tekrardan yukarıya döneriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Takip edeceğimiz direnç seviyesi 5730. Takip edeceğimiz destek seviyesi 5387. Evet Sasa Polyester başlıyoruz. Şöyle günlük grafikte incelediğimizde 21 günlük hareketli ortalama 55.05. 55 günlük hareketli ortalama 51.50 idi. Buralardan destek bulabilir diye belirtmiştik ve bakın buldu. Ve şu anda 21 günlük hareketli ortalamanın da üzerine çıkmış oldu. 55.05 arkadaşlar geri çekilmelerde ilk destek seviyemiz. Yukarıda ise 58.95, 59 TL artık şurada 5 aydır kıramadığı o Çin setli dediğimiz Sasa'daki Kaufman hareketli ortalamasının güncel rakamı arkadaşlar. Aşağıda destek olarak 55.05, yukarıda ise 59 TL önemli bir direnç seviyesi olacak arkadaşlar. Hemen şöyle takaslarımıza bir dönelim. Şimdi 22 Haziran, 23 Haziran yazıyor burada. Bakın. Şimdi biz bunu ne yapacağız? 1 Haziran alacağız. Bakın 1 Haziran 23 Haziran tarihleri arasında. Bu arada takvimimize de bakalım. Hiç boşluk yok. Evet. Hani bazen güncelleme yapmıyor ee, bazı tarihlerde. Evet, hepsi de dolu. Yani tüm tarihler, takas bilgisi girilmiş. Bakıyoruz şu an arkadaşlar. 1 Haziran'la 23 Haziran tarihleri arasına baktığımızda ilk 5 alıcı %82 iken ilk 5 satıcı %99.96 Haziran ayında en iyi satıcı kim? Ak Yatırım arkadaşlar. 201 milyon lot satmış. En iyi alıcıya baktığımızda da Ziraat Yatırım var. Zaten bu 201 milyon lotun Yaklaşık yanılmıyorsam 75 milyon notu ziraate virmanlanmıştı. O da zaten burada görünüyor. Alıcılara baktığımızda HSBC'yi görüyoruz. 60 milyon not. Citibank'ı görüyoruz. Hani patron diyordu ya yabancıya satacağım diye. İşte şu kadar milyon not diye. Onları satıyor arkadaşlar. Ama şu ziraattaki olay nedir? Burada da bir transfer var ziraate. Hatta çarşamba günü olması lazım. Ya da pardon geçtiğimiz cuma olmuştu. Salı ya da çarşamba günü takasa düşmüştü diye biliyorum arkadaşlar. Yani bu tabloya baktığımızda evet bir yabancı girişi var hisseye. Ama burada satıcının patron olduğunu da görüyoruz. Evet geldik Hektaş'a. %0.88'lik yükselişte günü kapattı. Endeksin altında kaldı. Zaten çok uçup kaçmasını da beklemiyoruz. Evet bir miktar buna da yabancı girişi oluyor ama şu anda yabancı girişi olmayan hisse yok. Yani patronun bile o kadar satışına rağmen Sasa'da gördünüz. Yine de HSBC ve Citibank'ın alış tarafında olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Hektaş'ta da olması lazım. Birazdan takaslarını değerlendireceğiz. E fakat Hektaş'ı muhtemelen bayram sonunda listeden çıkaracağız arkadaşlar ve yerine 3 tane hisse belirledim. Bununla ilgili oylama yapacağım. Arçelik mi, Kozal mı, Bimaş mı diye bu üçünden birini Hektaş yerine dahil edeceğiz. Evet şurada 21 günlük hareketli ortalama var. Takip edilecek destek seviyesi 29-38. Yukarıda ise şurada artık bir düşen trend vardı. 30 92. bu seviyenin üzerine çıkması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle Hektaş'ın da Haziran ayındaki takaslarını bir kontrol edelim. Evet burada da ilk 5 alıcı %89, ilk 5 satıcı %65. En iyi alıcılara baktığımızda Citibank ve Doça Banka görüyoruz. Az önce de dediğim gibi yani yabancı takası birçok hissede artıyor. Ektaş'ta da artmış. Zaten endeksin genelinde yabancı sayısı %26'lardan %29 hatta 30'lara dayanmış olabilir. Onu da birazdan videosunda kontrol edelim. Yok 29.12. Şurada Evet ilk 5 satıcıya baktığımızda en iyi satıcı diğer var. Ve daha sonra da toplam fark var arkadaşlar. Güzel bir takas dağılımı olmuş. Zaten hani Hektaş'la olumsuz konuşurken ben hep şunu söylüyorum. Hani ben böyle olumsuz konuşurken Hektaş işte göçecek falan diye değil. Hektaş adı üstünde her zaman taş gibi o durur yerinde. Ama hani bu 2023'ün kalan dönemleri de 2024 için zorlu bir borsa parasal sıkılaştırmanın olduğu bir borsa yaşayacağımız için daha ucuz olanlara kaymak daha elzemdir diye düşünüyorum. Yani hektaş düşmez. Hatta borsa giderken bir gider. Borsa kadar gider. Ama diğer ucuzlar borsanın biraz daha üzerinde gidebilirler arkadaşlar. Bu yüzden de bayram sonrasında da listeden çıkarmayı düşünüyorum. Portföyümde ben tutmak istiyorum diyenler tutabilirler. Evet geldik Türk Hava Yolları'na %2.44'lük yükselişle günü kapattı. 186.2 demiştik e, direnci. Ve bakın en yüksek kaç görülmüş? 186.3 görülmüş. Ve destek olarak da 181.5. O da şuradaki fibo seviyesi 181.4. Bakın grafiklere, hareketli ortalamalara, Fibonacci değerlerine mükemmel uyum sağlayan bir hisse. Çünkü e, endeksin lokomotifi. Yani endeks nasıl tekniğe uyuyorsa Türk Hava Yolları da tekniğe müthiş uy uyuyor. Bazen bana video altında soru soruyorsunuz. İşte hocam şuna bakar mısın diye. Bazen merak ediyorum ya neymiş bu diyorum bir bakıyorum. Hani o kadar içten soru sormuşsunuz ki hocam lütfen şuna bakar mısın falan normalde bakmıyorum. E, zaten ona da dönmüyorum. Cevap yazmıyorum. Hani baktım falan diye. Sadece göz ucuyla böyle Matrix Mobile'dan bakıyorum. Ya işlem hacmi 7 milyon, 5 milyon. Yani bütün gün orada işlemler dönmüş 5 milyon toplam para dönmüş orada. Yani onun ne grafiği olur ne tekniği olur hiçbir şey olmaz. O yüzden o tarz hisseleri bana sormayın. Ama bak ağır toplar nasıl böyle tekniğe göre bak dirence gelmiş satış yemiş aşağıya destekten gelmiş alıcı bulmuş vesaire. Geri çekilmelerde ilk destek bölgesi 181.4 onun da altında Kaufman'ı takip edeceğiz 172.8 yukarıda ise 186.2 direnç seviyesidir. Orta ve uzun vadede 221 TL hedefimiz mevcut arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda. Bakalım Türk Hava Yolları'nda bir aylık takaslar nasıl gerçekleşmiş. Evet ilk 5 alıcı %92, ilk 5 satıcı %72. En iyi alıcıya bakın arkadaşlar. Citibank 13.9 milyon lot artırmış. En iyi satıcıya baktığımızda da diğer ve iş yatırım var. Güzel bir Aylık takas değişimi görüyoruz arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda. Evet geldik şişeye. Şişe çok fazla performans gösteremedi açıkçası. Haziran ayı içerisinde daha iyi bir performans göstermesini beklerdim. Yukarıda şimdi e, şurada da bir sat sinyali var ama endeksteki gibi. Bu biraz geçersiz bir sat sinyali. Çünkü çok sınırdan döndü. Bakın sat sinyali geldiği gibi geri yükseldi. 4604'ü takip edeceğiz. Direnç olarak geri çekilmelerde de 4158 21 günlük hareketli ortalama ve destek seviyesi arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet, şişe camında Haziran takaslarına evet. İlk 5 alıcı %65, ilk 5 satıcı %76. En iyi alıcıya baktığımızda Diğer var 8.9 milyon iş yatırım var garanti var emlak emeklilik yatırım var emlak yatırım diyecek. Türk Ekonomi Bankası var yani çok fazla yabancı ağırlığı yok bakın. Satıcılara baktığımızda ise bak Citibank var burada toplam fark var paya dönüştürülebilen lotlar veya işte takasın geç bildirilen lotlar da diyebiliriz bunu ama paya dönüştürülebilen lotlar dersek daha iyi olur 6.5 milyon lot ve yine burada diğer var 6 milyon lot. Yatırım fonları var yine aynı şekilde. Yani burada satıcılar biraz daha baskın çıkmış Haziran ayında. O yüzden az önce de şişerinin bölümünün başında hani Haziran ayında çok fazla performans göremediğimiz hisselerin başında geliyor dedik şişeyi. İşte bir Ford gibi bir Türk Hava Yolları gibi olmadı. Aynı şekilde Tüpraş da bu şekilde oldu arkadaşlar. Ama güvenmeye de devam ediyoruz şişeye. Orta ve uzun vadeli çok daha iyi yerlere gelecektir. Evet geldik emlak konuta. Emlak konut da böyle mıy mıy giderken %6.12 yaptı. Perşembe günü de güzel yükseliş yapmıştı ve şurada bizim 7.24'te bir direncimiz vardı. Bu direnci kırdık yukarıya. Günlük hala satta 7.67'nin üzerinde günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor. Geri çekilmelerde 7.12 Kaufman ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şöyle emlak konuta da bir bakalım. Hemen takaslarına. Bu ay kimler almış, kimler satmış, kimler biriktirmiş. Evet ilk 5 alıcıya baktığımızda %84, ilk 5 satıcıya baktığımızda %75. En iyi alıcı ak yatırım 33 milyon lot. İkinci sırada yatırım fonları 25 milyon lot. Üçüncü sırada Citibank 8 milyon lot. En iyi satıcıya baktığımızda iş yatırımlar 36 milyon lot. Ve daha sonra da diğer var 21 milyon lot. Fena da değil zaten performansı da öyle haziran ayında fena da değil yani değil mi hani ne çok düştü ne çok uçup kaçtı yani haziran ayının başından e, bugüne hatta şöyle bir bakalım haziran ayının başı neredeymiş şöyle bir bakalım bak haziran ayının başında şuradaymış bak 1 haziranda 7.23'müş 7.28 kapatmış bak takaslar da aslında ne kadar belli ediyor grafiğini e, hissenin e, fiyatını performansını belli ediyor. Evet geldik Tüpraş arkadaşlar. Tüpraş %2.13'te cuma günü kapattı. Düşen trendi yukarıya kırdık. Evet şurada kırdık ama şurada bizim bir e, trendimiz daha var arkadaşlar. Buraya da işaretlesek mi şöyle? Kapatastak 80.85. Bakın burada da bir trend oluştu artık. Tamam mı? Yine aynı şekilde bak bu trendleri ben sizlere hep öğreteceğim. Tamam mı? Bak burada böyle artık bir kanal oluştu. Bu kanal içerisinde gidecek artık buraya geldiğinde mi dönecek tekrar aşağıdan destek mi alacak hani şuradan mı alacak şuradan mı alacak. Bunların hepsini zaten eğitimlerde ben sizlere paylaşacağım. Geri çekilmelerde 72.85 destek seviyemiz yukarıda ise 80.85 takip edeceğimiz 80.80 80 takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi olacak arkadaşlar. Şöyle bakalım TÜPRAŞ'ın da performansını Haziran ayı boyunca çok fazla beğenemedik. O yüzden takaslarında da var mı bakalım bir şeyler. Tüpraş. Evet bakın şişeye ne kadar benziyor değil mi? İlk 5 alıcı %65, ilk 5 satıcı %75. En iyi alıcıya baktığımızda Citibank'ı görüyoruz. 3.6 milyonluk emeklilik yatırım, ziraat yatırım var. Aslında en iyi alıcı burada diğer bak 5.4 milyon. Hani tüpraş gitmeyince diğerleri uçunca hani küçüklerde biraz şöyle oluyor. Hani hepimizde aynı psikoloji oluyor ya. Ya işte Türk Hava Yolları gitti, Ford gitti, işte kaçırdım. Aman şu gitti, bu gitti. Ne gitmedi? Tüpraş. Dur onu alayım o zaman. Diyoruz işte hepimiz o hareketi yapınca gitmiyor. Gitmemeye devam ediyor. Bak en iyi alıcı Tüpraş'ta. Haziran ayı boyunca 5 milyon lotta küçükler. En iyi satıcıya baktığımızda toplam farkı görüyoruz. Paya dönüştürülebilir lotlar 4.1 milyon. Daha sonra da burada da diğer. Burada da aslında diğer fena değil. Bayağı bir satmış 3.9 milyon. Ama alım tarafında biraz daha fazla varlık göstermişler. Çok da iyi olmayan bir aylık aracı kurum dağılımı. Evet geldik Ford'a. Ford listenin babası arkadaşlar. 803 TL hedefimiz var ve buraya kadar gitme ihtimalimiz var. Tabi şu Rusya olayları büyürse o zaman sıkıntı çıkabilir bizde de. Eğer büyümez rutin yükselişimize devam ediyorsak 803 TL hedefimiz var. Bu biraz fazla çıktığı için 4 saatlikteki desteğini bakalım. 710 TL arkadaşlar. Hatta şöyle 708 TL, 707 TL destek olarak takip edilebilir. RSI göstergesi 73 günlükte. Yani öyle çok da abartılı bir yükseliş yok RSI'de. Evet şimdi gelin bakın Ford'un takaslarına bakın. Haziran ayı. Evet ilk 5 alıcı %99.13. ilk 5 satıcı %66. En iyi alıcı Citibank 1.8 milyon lot yabancı. En iyi ikinci alıcı emeklilik yatırım fonları 492 bin lot yabancı Doça Bank yabancı Türk Ekonomi Bankası yabancı arkadaşlar. Hani anladınız değil mi şimdi neden zirve tazelediğini? Bunu zaten gün ve gün ben sizlere hep verdim. Satıcılara baktığımızda da en iyi satıcı diğer yükseldikçe dökülmüş küçükler ve daha sonra da yatırım fonları arkadaşlar. Evet geldik Astora. Astor 55.55 Astor .55 dedik, plaka dedik ve plakayı geçti. Şu 4 saatlikti miydi? Evet. Bak 4 saatlikte bizim Samsung plakayı geçince burada al sinyalimiz de geldi. Güzel. Astora güveniyorum. Biraz da yüklü girdiğimi de belirtmiştim. Geçtiğimiz hafta para politikası kurulundan önceki düşüşlerde yani endeks 5170'lere, 5200'lere geldiğinde daha çok yoğunluğumu Astor tarafına kaydırdığımı belirtmiştim. 57 TL direnci var arkadaşlar. Cuma günü en yüksek 56.65 gördük. Geri çekilmelerde 4 saatliğe bakalım. Evet 53.40 ilk takip edeceğimiz destek seviyesi arkadaşlar. Biz 30 alındı zaten geçtiğimiz hafta belirtmiştik ama hala soranlar var. Hocam biz 30'da niye göremiyorum ben? Göremezsin çünkü 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Yani endeks değişikliklerinde bir sonraki ayın ilk işlem gününden başlıyor arkadaşlar. Yani 1 Temmuz'da da biz bayramda oluyoruz. 3 Temmuz itibariyle diyebilirim. Öyle mi oluyordu ya? Öyle herhalde. Bir bakalım. Kontrol edelim. Şimdi 28 Haziran, Çarşamba günü. Evet. Evet bak. 1 Temmuz, Cumartesi, 2 Temmuz, Pazar ve biz 3 Temmuz, Pazartesi günü itibariyle Astor'u Biztotuz'da göreceğiz arkadaşlar. İşte Viyop vadeli işlemleri çıkacak varantı çıkacak vesairesi ee, Belki bir Yopu çıkmayabilir ama çünkü yeni vadede Ağustos'tan başlatacaklar yoksa Ekim vadeden başlatacaklar onu tam bilmiyorum Pazarı genişleyecek güzel bir şey ee, İkinci özelliği Kendi sektörünün en büyüğü bu yenilenebilir enerji ile ilgili tedarikçi Bak elektrik üreten demiyorum Hüner'de mesela Huner elektrik üretiyor e, tesislerin biri de Maraş'ta yıkılınca depremde Pert oldu ise Bunlar o elektrik santrallerinin e, kullanacağı malzemeleri. işte o jeneratördür bilmem neleri falan bunları üretiyor tamam mı? Panelleri vesaire. E, sektörünün rakipsiz en büyüğü. Europower'dan falan öz sermaye olarak daha büyük. Ve e, üçüncü sebebi de katılım endeksinde. Tamam mı? Yani körfez ülkeleri e, biraz daha böyle Müslüman iş adamları körfez ülkelerinden borsaya girişler olduğunda bu katılım endeksinde mi değil mi diye kontrol ederler. Astor'un böyle de bir avantajı var arkadaşlar. İlk direnç olarak 57 TL direncini takip edeceğiz. Bakalım yabancının da bir ilgisi olmuş mu Haziran ayında? Benim ilgimi çektiği için birazcık fazla aldık şeyde e, PPK'dan önce. Bakalım yabancı da almış mı? Evet almış. İlk 5 alıcı %93. En iyi alıcıya baktığımızda Citibank 6 milyon lot. Ve ikinci sırada kim var? Az önce katılım matılım diye size bir şifre verdim ya bak. Bak size yeminle bu takası daha yeni görüyorum. Bak normalde her gün takasını kontrol ediyorum. Hani aracı kurumun dağılımını kontrol ediyorum ama Haziran ayının toplam takasında QNB'yi yeni görüyorum. Bak QNB ne? Katar. Tamam mı? Katar National Bank olması lazım. Finans yatırım. Katarlı kardeşlerimiz ikinci sırada Astor'da. Bak katılım endeksi deyip geçmeye. Katılım endeksinin de hani böyle bir avantajı var. Mikrofonu da bu arada. Bir mikrofon alım, alamadık arkadaşlar. Öyle yakamızda oynayıp duruyoruz bununla. Üçüncü sırada Doça Bank var. En iyi satıcıya baktığımızda da diğer var arkadaşlar. 3.7 milyon not azaltmışlar. Güzel bir Haziran ayı dağılımı, takas değişimi olmuş arkadaşlar. Astor'a güveniyorum. Evet şöyle dolar tl ile devam edelim yolumuza. Bu arada dakikamızı da bir kontrol edelim. 25 dakikamız olmuş hemen hızlanalım birazcık. Evet dolar tl'de arkadaşlar 27-30 bandına kadar yükselişler olacaktır. Şuradaki yuvarlak içine aldık zaten. Şimdi böyle şunu diyenler var. Ya faiz artırdı Merkez Bankası ama doların düşmesi gerekirken çıkıyor. Ya aslında evet doğru diyorsunuz. Faiz artırılmışsa doların düşmesi gerekir. Ama dolar son bir yıldır adam akıllı yükselemediği için sürekli boynuna zincir vurulduğu için şu an serbest bırakıldı. İşte faiz artırımını yaptılar ve dolar dediler ki daha müdahale etmeyin. Kasayı doldurun. Böyle dediklerini düşünüyorum. Ki doğru olan budur. Yani nereye gidecekse gitsin kardeşim. Ta hani o bir yere gittikten sonra orada durur zaten. Ya durmuyorsa da ne olur? üzerinde köpük olur. <laughs> Birilerini vurmak için işte 35'e gider, 40'a gider. Sonra oradan bam o spekülatörler ne yaparlar? O Londra'dakiler vesaire swap piyasasındakiler bir oyun oynarlar. İşte 27'ye geri düşürürler 40'lardan 35'lerden. Hani o köpük olduğunda da söylerim ben size zaten ama böyle 27-30 TL bandı şu anlık e, doların olması gereken reel değer diye düşünüyorum arkadaşlar. Ondan sonra zaten bir stabilite kazanacaktır. Yani dolara çok da fazla böyle bel bağlamayın. Evet geldik 10 altına. 10 altında sıkıntı devam ediyor. 100 günlük hareketli ortalamanın altına inmişti. 200 güne doğru gidiyordu ve yukarıya gitti. Tekrar düşüş için onay aldı. 100 günlüğe değdi. Tekrar geri geldi. 1895 destek seviyesi. Eğer Rusya olayı e, sıkıntı büyürse pazartesi günü onsta petrolde sert yukarı hareketler görebiliriz arkadaşlar. Ben orta ve uzun vadede daha doğrusu uzun vadede demeyelim. Orta vadede 2000 doların üzerine göreceğimizi düşünüyorum bu yıl içerisinde. Evet geldik gram altına. Dolarda zaten yükseliş beklediğimizi, geri çekilme beklemediğimizi belirtmiştik. Ons altın tarafında da yukarı beklentimiz varsa o zaman ne yapıyoruz? Gram altında e, kıpraşmadan oturuyoruz. Nereye kadar kıpraşmadan oturuyoruz? E, onu vermiştik aslında sizlere ama bir kez daha verelim. Şimdi bunu ben buradan kaldırdım ama mecburen tekrar çizeceğiz. Burada bir pitchfork kanalı yani dirgen çekmiştim. Ben bazen çalışıyorum. Evet nerede o? 1346 hedef vermiştik. Geldi ve 1800, 1811 arkadaşlar gram altındaki bir sonraki hedefimiz. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi Rusya tarafında şu an ne yaşanıyor ne ediyor bilmiyoruz. O yüzden çok da fazla böyle detaylı şeyler konuşamadım ama beklentilerimde herhangi bir değişiklik yok. Borsada, dolarda ve gram altında yukarı yön devam edecektir diye düşünüyorum. Eğer olur da hafta sonunda bir gelişme olursa Rusya tarafıyla ilgili pazartesi günü artık ya topluluk kısmından ya da acil bir video ile sizlere paylaşım yaparım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.